Türkiye'nin Havacılık Motor Merkezi TEİ yeni bir başarıya imza attı. Son 7 yılda 10 milli motor geliştiren TEİ, zincirin son halkasını Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TS-1400 ile tamamladı. Bugüne kadar 4 jet yakıtlı, 4 dizel, 2 benzinli motor geliştiren TEİ, bu motorlardan TJ-90, PG-115, PD-155, PD-170 ve PG-50'de seri imalata geçti. 30 bin saatin üzerinde uçuş süresine ulaşan motorlar üreten TEİ, TS-1400 ve TJ-300 için de seri üretim pazarlıklarına devam ediyor. TEİ son olarak TS-1400 helikopter motorunun teslimatını gerçekleştirdi. TS-1400 için Şubat 2017'de proje imzalandı ve Mart 2017'de proje takvimi işlemeye başladı. Takvimde TS-1400'ün çekirdek motorunun 2 yıl, prototipinin ise 4 yılda çalıştırılması öngörülürken, takvimin önüne geçilerek 3 yıl 9 ayda prototip motorun teslimatı gerçekleştirildi. Takvime göre projenin 6. yılında uçuşa hazır motorun üretilmesi ve 8. yılında sertifikasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. TS-1400 geliştirilirken çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İhracatta sorun yaşanmaması için tümüyle yerli bir motor için alt sistem ve malzemeler, imalat, malzeme ve alaşım teknolojileri detaylı olarak çalışıldı. Tasarım teknolojileri için özel bir ekip oluşturulurken, bu ekip çok detaylı motor tasarım ve analiz yazılımları geliştirdi. 40'a yakın motor tasarım yazılımı oluşturuldu. Motorun tasarımında bu yazılımlardan yararlanıldı. Kompresör, yanma odası teknolojileri gibi motor performansını etkileyen unsurları da ele alan ekipler, yaptıkları çalışmalarla %98'in üzerinde yanma verimine ulaştı. Tribünün en sıcak bölgesindeki kanatların döküm ve soğutma teknolojileri gibi ihracat kısıtlarına konu teknolojiler TEİ tarafından geliştirildi. Böylece tasarım tarafındaki ihtiyaçlar yerli imkanlarla çözüldü. İmalat tarafında ise bir analiz yapan TEİ, eksik olunan alanları tespit etti. Tasarım geliştirilirken eksik olunan imalat teknolojilerine yatırım yapıldı. Böylece Eylül 2017'de motorun tümüyle imal edilmesini sağlayacak teknolojiler Türkiye'ye kazandırıldı. Malzeme konusunda da motorun üretiminde kullanılan ve yurt dışından temin edilen malzemelerin Türkiye'de üretilmesi için altyapı oluşturuldu. TS-1400'ün ana güç üreten çekirdek motorunun kabul testi Aralık 2019'da gerçekleştirildi. Çekirdek motorla 250'ye yakın test gerçekleştirildi ve en uzun test süresine 3 saat 20 dakika ile ulaşıldı. Gökbey için geliştirilen motorun atak helikopteriyle kullanımına yönelik de çalışmalar yapıldı. Bunun için motor dişli kutusu konfigürasyonu atak helikopterine uygun olacak şekilde değiştirildi. TS-1400 için son olarak 22 Eylül'de teslimat öncesi güç türbini başarıyla test edildi. TS-1400'ün yerli olarak geliştirilmesiyle Türkiye, motor teknolojilerinde önemli bir eşik atladı. Bu motor ile Türkiye, Romanya-Ukrayna sınıfından Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı havacılık motor sanayisinde Şampiyonlar Ligi'ne çıkmış oldu. TEİ tarafından geliştirilen TS-1400 motoru, Gökbey helikopterine entegre edilmek üzere TUSAŞ'a teslim edilecek. Çalışmalar, motor ve helikopterin uyumuna bağlı olarak sürdürülecek. Yerde başlayacak testler gökyüzüne taşınacak. Türkiye'de geliştirilecek helikopterleri yabancı motor bağımlılığından kurtaracak TS-1400, 1660 beygire kadar güç üretme kapasitesine sahip bulunuyor.